dükkanımıza geldik. Hemen ben ortalığı toparladım. Tam orada Senacığım geldi, arkadaşım, Esra'nın kardeşi. Onunla biraz sohbet ettik, kahve içtik. Sonra onu uğurladım. Ondan sonra buraları temizledim. Şimdi Sami Denizli'den bir müşterimize Ajda bilezik yapıyor. Dün yapacaktı, yetiştiremedi. Gümüşünü çekti ama şekil veremedi. O yüzden bugün yapıyor. Şimdi size onu biraz göstereyim. Bahsettiğim Ajda bileziğim. Şimdi ne yapılıyor Sami? Üst motifi. Üst motifi lazeri değil mi? Lazer gibi görüntüsü. Belli olmuyor kameradan. Ben onları sonra çekerim. Altında kaplanacak ya. Evet, buradan anlıyorum ama kamerada görünmüyor. Çok hafif belli oluyor. Küpelerimi göstermedim bugün ne taktığımı, size şöyle göstereyim. Hatta aynada kombinimle göstereyim. Şöyle bir kazak giydim. Sırtı ve önleri böyle fırfırlı. Bunları taktım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Böyle altında çizmelerim. Bugünün kombini. Az sonra kargoya çıkacağım ama çok yağmur yağıyor. O yüzden biraz bekliyorum. Sami'nin o isimli kalın yüzüğü başladı. Onu çekeyim istedim. Bayağı kalın. 11 gram falan geliyor bir yüzük. Can yazılı isim yüzük bitti. Şöyle arkası düz, kalın, tok bir yüzük oldu. Böyle bu şekilde size de göstereyim istedim. Çok güzel oldu. İnşallah güzel günlerde kullanır Canan Hanım. Oğlunun adı da Can Bayan'ın. O yüzden bu şekilde istedi. Gerçekten çok güzel. Şimdi bunları müşterimiz getirdi. Şöyle göstereyim, bakın yakından ne kadar kararmış. Gümüş bunların hepsi tabi. Şöyle. Ama çok güzel parçalar. Şu çok güzel bir çaydanlık. Bunun da her yeri gümüş. Ne kadar antika. Şöyle bakın. Şimdi bir kase daha vardı bunların dışında. Sami onu parlatmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şimdi diğerlerini de size bitince göstereceğim. Böyle pırıl pırıl oluyorlar. Bu bitti mi? Gümüşler parlatıldı. Gördüğünüz gibi nasıl oldu? Pırıl pırıl. Göstermiş miydim? İçinde de bir tane daha bardağı var. Tabii bunlar kim bilir kaç yıllık gümüşler.
Bu şekilde elde parlatmanız, yani evde yapabileceğiniz yöntemle tabii ki mümkün değil. Sami'nin şuradaki cila motoruyla bu hali alabiliyor ve ilaçla, bir ilaç değil mi Sami? O senin kullandığın yuvarlak sert Evet. madde, evet. O ilacı cila motoruna sürterek daha sonrasında bunları parlatıyor ve bu şekilde oluyor. Gerçekten ilk günkü gibi o hali alıyor ama. Thank you.
Hadi.